Oysa içinde bulunduğumuz dönemde, ha, günümüzün ilahiyatçısına geldik şimdi. Gerek Musevi, gerek Hristiyan, gerek Müslüman kim ilahiyatçılar? Sırf bizde değil, bu numunelik arkadaşlardan, Hristiyanlarla, Yahudilerde de var. Bilimcilik gibi yaklaşımlardan dolayı bilime soğuk bakmaya başladılar. Değil mi? Bilimcilik, bilime yanlış bir otorite vermekten dolayı bilime soğuk bakmaya başladılar. Ve Kuhn ve Feyerabend, yani felsefeyle ilgilenmeyenler bu isimleri bilmez, çok önemli değil. Bunlar günümüzdeki bu postmodern relativizmi temellendirmek için atıf yapılan felsefeciler. Ve Kuhn ve Feyerabend gibi bilim felsefecilerini atıf yaparak bilimlerin objektif gerçeklere ulaşamayacağını savunmaya çalıştılar. Yani günümüz ilahiyatçısında felsefeyi az buçuk bilenlerden Aman postmodern relativizmin altına sığınalım da bilim bizi pataklamasın diyenler çok. Yani ilahiyatçımızın bilim konusundaki cahilliği, bilime karşı güvensizlik ve bilim bizi tepeler diye korkuya sebebiyet verdiği için korkup mahallenin asıl tehlikeli kabadayısı, ki bana göre sahte kov kabadayı ama o kabadayının kanatları altına sığınmaya kalkmıştır birçok ilahiyatçı. İşte o, o kabadayı da bana göre postmodern relativizm. Yani bunlar bilimcilik rüzgarından kaçarken e, kasırganın olduğu bir limana sığınıyorlar. Yani rüzgardan kaçarken kasırgaya sığınıyorlar. Kaçtıkları rüzgar bilimcilik, sığındıkları limansa postmodern relativizm. Yani hiçbir gerçekte olmadığını söyleyen yaklaşım. Oysa bu rüzgar, yani bilime belli bir otorite veren rüzgar iyi değerlendirilirse yani iyi değerlendirirse kastım bilimcilikten cilik kısmını çıkartıp bilim yapılırsa gemiyi güvenilir limanlara ulaştırma potansiyeline sahiptir. Yani bilime yanlış otorite veren şey yerine bilimi önemseyen bir yaklaşım benimsenirse buradan gemiyi güvenilir limanlara ulaştırma potansiyeli çıkabilir. Akıl ve bilimle ulaşılan gerçekler insan aklının doğru kullanılmak şartıyla gerçeklere ulaşma kapasitesini gösterir. Nitekim Allah'ın varlığı ile ilgili delillerde Allah'ın varlığı 12 delil kitabına bakarsanız görürsünüz. En çok önemsediğim iki delilden birisi evrenin insan aklını keşfedebileceği şekilde yaratıldığına dikkat çeken evrenin keşfedilebilirliği delili. Diğeri ise İnsan aklının belli gerçeklere ulaşılabilecek şekilde yaratıldığını atıf yapan akıl delilidir. Tabii buradaki diğer programlarda Allah'ın varlığının delillerine girdik. Ee, bu delillerde bir tanesi, yani evrende öyle bir yapı var ki, bu yapı bizim bilimle ilgili birçok şeyi keşfetmemize olanak veriyor diye ona atıf yapan, bu nasıl oluyor dolu? İnsan bu kadar acizken nasıl evrenle ilgili bu kadar çok bilgiye ulaşıyor? Ha, bu evrenin insan aklı tarafından anlaşılacak şekilde yaratılması ancak açıklanabilir diyen bir deli. Diğer ise insan bu kadar acizken aklı nasıl bu kadar çok şey alıyor? Akıldaki bu kapasitenin, evreni anlayacak kapasitenin, yani evrenin kendisi bu sefer aklı projeksiyon altına alan delil. Buradaysa ise aklın bu kapasitesinin ezeli aklı olan Allah tarafından insana, kendisine kıyasla tabii çok daha düşük seviyesi de belli bir akıl verilmesiyle insanın bu akıl yürütme kapasitesinin e, anlaşılabileceğini söyleyen dedi. Elbette bilimciler gibi bilimi değerlendirmek hatalıdır. Fakat Ay'a araç gönderen, atomun çekirdeğindeki enerjiyi kullanan, genetik seviyesinden müdahalelerle hastalıkları iyileştirebilen bilim insanlarının evrenle, dünyayla, insanla ilgili objektif gerçekleri keşfetmediğini söylemek şizofrenik bir şüphedir. Yani ayın üstüne insan yolluyoruz. Şu cep telefonlarımızda izafiyet teorisine göre zaman değişimleri de hesaplanıp uydudan bize gelen sinyallerle cep telefonlarımız çalışıyor. Buna rağmen biz evrenle ilgili objektif gerçekleri keşfetmemizden dolayı bunlar olmuyor da Hani rastgele bir şekilde bir şekilde bu icatlar yapıldı demek. Yani şizofrenik şüpheden başka bir şey değildir. Kim, buna yakın kim dedik? Postmodern relativizm buna yakın. Akla ve bilime güveni zayıflatmanın değil, burası önemli bence bir slogan olarak, yani akla ve bilime güveni zayıflatmanın değil, bunlara güveni arttırmanın kamil imanı desteklediği kanaatindeyim. Postmodern relativizm sürecinde aklın belli konularda gerçeklere ulaşamayacağı propagandasıyla birçok kişinin, şimdi akıl nasıl olsa hiçbir gerçeğe ulaşamıyorsa, birçok kişinin karizma para haz merkezli bir hayat yaşama planları teşvik edilmiştir. Akıl hiçbir konuda gerçeklere ulaşamıyorsa, o zaman biz herhangi böyle büyük gerçeklere ulaşmakla uğraşmayalım, karizma para haz peşinde koşalım, Sadece hayattan tat almaya başlayalım. Değil mi? Günümüzün sloganı. Nasıl olsa bu konuda gerçekleri bilemezsiniz denilerek hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili ciddi değerlendiriler yapmadan çevrelerinde gördükleri karizma para haz yarışına gerçeği aldırmadan katılan sürülerin oluşmasında da bu yaklaşımların etkisi vardır. Değil mi? Etrafımız hepimiz bu sürüleri görüyoruz. Yani evrenle ilgili, hayatla ilgili herhangi bir gerçeğe keş nasıl olsa bulamazsın diye komple büyük bir alan paranteze alınıyor. Bu bulan, nasıl olsa bulamazsının doğru olup olmadığına da bakılmıyor. Peki kişi boş mu duruyor? Hani nihilizme düşüp intihar edenlerin sayısı çok az. Sonuçta gerçekliğe ulaşılamazsınız denildi. Belki felsefe açıdan onlar açısından o daha tutarlı olabilir ama sonuçta onlar çok az. Büyük bir kesim ne yapıyor? Karizma parahaz, bazı hocalarımızın deyimiyle kasa masa nisa hayatın hedefine koyarak hayatı gerçeğe aldırmadan yaşamaya çalışıyor. Akıl ve bilim, imanın düşmanları değil, en yakın dostlarıdır. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap verirken karizma parahaz merkezli hayat yaşayan sürülerin bir parçası olmak için olmamak için Pardon. bu sürülerin parçası olmamak için aklı sağlıklı şekilde kullanarak bir hayat muhasebesi yapmamız gerekmektedir. Kur'an ayetlerine baktığımızda Kur'an aklın gerçeklere ulaşma konusundaki kapasitesini kabul eder ve bu yüzden Aklımızı kullanarak evrenle ilgili, dünya ile ilgili, hayatla ilgili, canlılarla ilgili gerçeklere ulaşmaya bizi davet eder. Eğer ki, değil mi? Kur'an aklın bu konudaki kapasitesini kabul etmeseydi, Kur'an'daki bu davet anlamsızlaşırdı. Kur'an'ın bu davetini nereden anlıyoruz? Yüzlerce ayetinden anlıyoruz. Yani tek bir ayetinden değil ama örnek olarak bir tane okuyayım. Bakara suresi 164. ayet. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ardarda arda gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda, orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Kur'andaki bu akla vurguyu Kur'an'ı bir kere okumuş kişinin bile saptaması mümkün. Yani Kur'an'ı böyle kenarda köşede kalmış tek bir ayetten çıkan bir mesajı değil. Bazen bir yere en kestirme yoldan nasıl gidileceği veya demir atomunun çekirdeğinde kaç proton olduğu gibi olguların tarifiyle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Bazen başkasının malını çalmanın kötü olduğunu, değil mi? İyi yani ahlakla ilgili bir gerçeği bilmek için Bazen Itri'nin bestelerinin etkileyiciliği ile ilgili yani güzelle ilgili bir gerçeği bilmek için e, yani güzelle ilgili bir gerçeği bilmek isteriz. Yani bazen bilimle ilgili, bazen ahlakla ilgili, bazen estetikle ilgili bir gerçeği bilmek isteriz. Bazen evrenin yaratılıp yaratılmadığı veya bu hayatın anlamı olup olmadığı gibi temel meselelerle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Tüm bunlarla ilgili gerçekleri bilebilmek için insan aklına, Belli bir derecede güven gereklidir. Bunun için ise aklın tesadüfi süreçlerin ürünü olmadığını, aklın bazı gerçekleri bile, bileceğimiz donanımla Allah tarafından yaratıldığını bilmek önemlidir. Bu husus işin doğrusu çok gürültü kopartacak bir husus, bunu da söyleyeyim. Yani ateistlerin birçok zaman, televizyon programlarında da Allah atıp yapılmazsa iyinin temellendirilemeyeceğini söylüyoruz ahlakla ilgili. Yani ateistler ahlaklı olabilir ama ahlaka mantıksal bir temel bulamazlar diyoruz. Buna ateistlerden itiraz eden çok oluyor ama sonuçta baktığımızda Nietzsche, Sart gibi en ünlü ateistler de bunu kabul etmiş. Allah yoksa ahlakın objektif gerçekliği yoktur diyorlar. Değil mi? Çok kimse göre zaten postmodern relativizm babalarının bir kısmı da bunlar. Yakın dönem babaları. Protogoras eski dönem. Benden gelen babası. Ee, fakat aklın gerçeklere ulaşamayacağını, yani herhangi bilimle ilgili gerçeklere ulaşacak bir güveni bile bulamayacağımız, Allah atıf yapmadan, ateistlerin e, hazmetmesi çok daha zor bir leblebi. Yani dişlerin daha çok kıracak, darmadağın yapacak bir şey. Çünkü birçok ateistin eğilimini de etrafımızda görüyoruz daha çok akla yatan, bilime daha çok önem veren bir yapıda olduğunu düşünüyor. Mesela yeni ateistlere bakalım. Demin olumlu bir anlatısını yaptığım Dawkins gibi, Hitchens gibi. Aklı düzgün bir şekilde çalıştırınca ateist olunacağı gibi iddiaları dile getiriyorlar. İşin doğrusu postmodern relativizmle atıfla ateizmi veya agnostizmi savunanlar ateist ve agnostiklerin içinde azınlıktadır. Yani postmodern relativistlere benim deminden bir atıf yaptığım felsefenin içinde rastlarsanız bu görüşte ileri sürenleri. Fakat bunlar azınlık. Yani bilimcilik daha ön plana çıkan bir yaklaşım. Sunduğum iki yaklaşımdan. Hatta bu postmodern relativistlerin birçoğunu sıkıştırdığınızda demin dediğin gibi yani birisi kalp krizi geçirse bir bakıyorsunuz hop bilimin otoritesini atıf yapıyor. Ee, buna defalarca birçoğunuz tanık olmuşsunuzdur. Ancak Allah tarafından yaratıldığı takdirde aklın gerçeklere ulaşma kapasitesine güvenilebileceği görüşü birçok ateist ve agnostik açısından korkunçtur. Biz de onlara inat bunun neden böyle olduğunu anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Allah hem evrenin hem zihnin yaratıcısı olduğundan Allah'ın evreni akla uygun Karşımıza evren akla uygun, zihni evreni anlayacak derecede akla sahip, ikisini ise birbiriyle uyumlu yaratmış olduğunu düşünmek, İslam'a, Yahudiliğe veya Hristiyanlığa inanan bir teist için gayet doğaldır. Bazı bilim insanları ve felsefeciler dikkat çektiğim bu hususu değişik şekillerde ifade ettiler. Örneğin, bilimsel devrimin mimarlarından Galile İnsan zihninin evrenle ilgili bazı gerçekleri anlamasını, aklın Allah tarafından belli bir gaye ile yaratıldığının bir delili olarak gördü. Kepler ise yine bilimsel devrimin önemli isimlerinden, evrendeki her şey belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihnine bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir dedi. En temel konularda gerçeğe ulaşmanın mümkün olduğunu düşünebilmek için akla belli bir oranda güven gereklidir. Materyalist ateist felsefi sistemin içinde akla gerekli güvenin sağlanmasının temeli gözükmemektedir. Ünlü biyolog Haldane zihinsel süreçler sadece maddenin hareketleriyle belirleniyorsa, değil mi? Zihnimiz sadece maddenin hareketleriyle belirleniyorsa bildiklerimizin gerçek olduğunu iddia edecek hiçbir zeminin olmadığını, hatta beynin maddi yapıda olduğu iddiasının doğru olduğunun bile savunulamayacağını ifade etti. Felsefeci Mark Steiner ise, zihinle evren arasındaki uyumun, ateizm açısından oluşturduğu sor sorunu şöyle ifade etti. Mark Steiner diyor, insan beyniyle Fiziksel dünyanın bütünü arasındaki uygunluk. Dünya, diğer bir deyişle kullanıcı dostu gözükmektedir. Bu, naturalizme, ateizmi kastediyor, karşı bir meydan okumadır. Birçok kişinin, modern dönemin ve modern felsefenin başlangıç noktası olarak kabul ettiği matematikçi, filozof ve bilim insanı Descartes da bu hususa dikkat çekmiştir. Descartes, insanın bilebilme imkanının sınırlı olduğunu kabul etmekle beraber en temel bilgilerimizin gerçekliğinden ancak Allah'ın varlığına inanırsak emin olabileceğimize dikkat çekti. Dış dünyanın varlığı en temel bil, birçok bilgimizin varlığı için ön şarttır. Sevdiğimiz insanların varlığından kendi bedenimizin varlığına kadar birçok temel bilgimiz Dış dünyanın gerçek olarak var olmasına bağlıdır. Descartes, bildiği tüm bilgilerle beraber dış dünya hakkındaki bilgisinin de e, yanlış olduğunu düşünerek bilgisini sıfırladı. Sonra birçok kimsenin bildiği gibi sıfırdan bütün bilgiyi kurmaya çalıştı. Yani düşünüyorum öyleyse varım diyerek kendi varlığını önce temellendirdi. Burada detayına girmeyeceğim, ontolojik delille sonra Allah'ın varlığını buldu. Sonra ancak Allah'ın varlığı kabul edilirse dış dünya hakkındaki bu açık kanaatlerimize güvenilebileceğini ifade etti. Mesela Descartes şöyle demektedir. Descartes'ten bir paragraf alıntı yapayım burada. En zeki insanlar da istedikleri kadar bu sorun üzerine düşünebilirler. Allah'ın varlığını kabul etmedikleri takdirde bu şüpheyi giderecek hiçbir neden gösterebileceklerini sanmıyorum. Öncelikle yukarıda sunduğum, kabul ettiğim ilki olan, yukarıda dediği kitabının önceki bölümlerinde, çok açık ve seçik şekilde anladığımız şeylerin doğruluğu ancak Allah varsa güvenilirdir. Allah'ın mükemmel varlık olması sayesinde güvenilirdir. Bizde olan her şey ondan olduğu için güvenilirdir. Fakat bizde, bizde olan her şeyin mükemmel ve sonsuz varlıktan geldiğini bilmeseydik görüşlerimiz ne kadar açık ve ne kadar seçik olursa olsun doğru olma mükemmelliğine sahip olduklarını düşünmemizi garantileyecek bir sebep olmazdı